Dostlar merhaba hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir inşallah. Kıymetli dostlarım, uzun zamandır sizlerle ilgilenemiyorum, farkındayım. Bir taşınma süreci geçirdim, biraz uzun sürdü. Kusma bakmayın lütfen, daha yeni yeni yerleşiyoruz diyebilirim. Bu bakımdan videolarda biraz aksama oldu. Yoksa bugünden itibaren artık TYT, AYT, 9, 10, 11, 12. sınıflar, 5, 6, 7, 8. sınıflar, DGSS, ALSK hepsiyle ilgili içerikler üretmeye devam edeceğim ama uzun bir süre yaklaşık bir ay gibi bir süre sizlerden uzak kalmak zorunda kaldım. Şimdi kıymetli dostlarım bugünkü videomuzun konusu paragraf rutini. Derhal bir paragraf rutini oluşturmak zorundasınız. Eğer bir sınava hazırlanıyorsanız ki hazırlandığınız sınavın kendisi zaten okuma odaklı bir sınav. Yani matematiği, fiziği, kimyası bütün dersleri topla hepsinin merkezinde Okuma yatıyor dostlarım. Okuma ve okuduğunu anlama. Hatta okuduğundan çıkarımda bulunmak. Değil mi? Kendi cümlelerinde bunları ifade edebilme. Bu bakımdan bir paragraf rutini oluşturmak elzem bir durum. Yani derhal derhal hala başlamadıysanız derhal başlamalısınız. Hocam Günde kaç tane paragraf sorusu çözmeliyim? Bunu cevapladım dostlar. Şuraya bir yere videosunu bırakırım. Günde kaç paragraf sorusu çözmelisin? Seviye seviye hani paragrafı kötü olanlar için şu kadar idealdir, paragrafı iyi olanlar için, orta şekerli öğrenciler için günde şu kadar çözseler yerindedir. Hatta orada kaynak da verdim. Şu kaynaklara yönelin. Şunları mutlaka çözün şeklinde o videoyu mutlaka izleyin. Şuraya bu buraya, buraya bir yere bırakırım. Ya da unutursam eğer siz arama motoruna günde kaç paragraf sorusu çözmeliyim? Hadi garanti olsun sonuna da bir Eyüp Hoca ekleyin. O videoya mutlaka ulaşırsınız. Şimdi ben burada sizle paragraf rutini oluşturmak nasıl oluşturmalıyız? Ne yapmalıyız? Bu işten sıkılmadan senenin sonuna kadar yani üniversite sınavına kadar sıkılmadan bu rutini nasıl oluşturmalıyız? Bunu sizlerle paylaşacağım. Bir kere her şeyden önce rutin demek ne demektir? Bunu bir çözelim rutin mesela benim her sabah bir Türk kahvesi içmek rutinimdir. Bu bir rutin. Her gün gerçekleştirdiğim bir şey. Eğer sen paragraf rutini yapıyorum deyip iki günde bir, üç günde bir, dört günde bir soru çözüyorsan bu bir rutin olamaz. Rutin dediğimiz şey kıymetli dostlarım her gün olan bir şeydir. Her gün olan bir şeydir. Hatta ben P vitamini derim. Paragraf ve problem. Matematikte problem ki matematik öğretmenleri sürekli bunu söylediği için haddim değil matematikle ilgili akıl vermek ama bütün matematik öğretmenlerinden duyduğum için her gün mutlaka problem testi çözmelisiniz. Problem sorularıyla karşılaşmalısınız ve her gün mutlaka paragraf. E ben Türkçeciyim. Türkçe ile ilgili ahkam kesebilirim. Mutlaka bir paragraf rutini oluşturmalısınız. Rutin dediğimiz şey de her gün gerçekleşecek olan bir şeydir. E hocam benim bugün başım ağrıyordu ya çözemedim. İşte ne bileyim bugün eve çok geç geldim çözemedim. Gün boyu çok yoruldum çözemedim. Bahaneler Bahaneler, bahane hastalığı. Buna yakalandığınız zaman bahane üretirsiniz. Bakın bu videoyu izlediğiniz andan itibaren başlamanız lazım. Yarın başlarım, bir sonraki gün başlarım, hafta sonu gelsin başlarım, daha kitabım yok başlarım falan filan. Emin olun 2 ay sonra, 3 ay sonra yakalacak. Hatta bir bakacaksınız sınav gelmiş olacak. Dolayısıyla bu videoyu izlediğiniz andan itibaren artık bu rutini oturtmalısınız. E hocam biz robot değiliz. Her gün nasıl çözelim bu soruları? Bakın dostlar spor salonuna gitmek gibi düşünün. Bilmiyorum aranızda spor salonuna giden var mı? Şimdi o gidene kadar ki süreç var ya hani kafanda kurarsın 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 ya gideceğim gideceğim gideceğim. Bir türlü gidemezsin ama bir gün bir gün o salonun önünden geçerken girersin, kaydını yaptırırsın değil mi? Sonra hevesle başlarsın birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün ama vücut bir anda fit olmuyor tabii ki. Bir sıkılma başlar ya bu iş olmayacak mı acaba falan filan. Ama içinden bir ses sana şunu söyler ya saçmalama birader bak üç gündür gidiyorsun. Bugün de git, yarın da git. Ya bak bir haftadır gidiyorsun, bak yedi gündür gidiyorsun, bak on beş gündür gidiyorsun gibi. Ha paragraf rutinin de böyle düşünün dostlar. Şimdi siz üniversite sınavına hazırlanan bireyler olarak her gün ders çalışacaksınız arkadaş. Bu yıl diğer yıllara benzemeyecek. Bir önceki 11. sınıftaki yılınıza benzemeyecek. 10. sınıftaki yılınıza benzemeyecek. Siz artık her gün mutlaka ders çalışacaksınız. İşte bu rutininizi ders çalışmaya başlamadan önce gerçekleştirin benim size tavsiyem. Yani bugün diyelim ki fizik ve biyoloji çalışacaksın sadece. Programında o var. Yeryüzünün en iddialı çalışma programı. O videoya da mutlaka bakın eğer izlemediyseniz orada harika bir program paylaştım sizle. Diyelim ki bugün fizik ve biyoloji var. Fizikten 150 soru, biyolojiden 30 konu tekrarı. Biyoloji konu tekrarı olsun. Biyolojiden konu tekrarı, fizikten 150 tane soru çözeceksin. Bugünkü görevin bu. bu misyonun bu. İşte bunu gerçekleştirmeden önce masaya oturdun ya. Rutinini gerçekleştir. Yani 10 paragraf sorusu mu çözüyorsun? 15 mi 20 mi artık ne o? Masaya oturduğun an ilk iş paragraf rutinini yerine getir. Bunu hemen en başta yaparsan iki tane büyük avantajın olacak. Birincisi bir kere en başta yapıp benden bir kurtulmuş olacaksın. Yani o suratın hayalin gözünün önünde canlanmayacak. Bir kere en başta yapıp kurtulacaksın. İkincisi şimdi fizik çalışıyorsun bir de paragraf rutinin var. Fizik çalışırken ya arkadaş şimdi of bu bitecek de 20 tane paragraf İğrenç gelir, iğrenç gelir. Daha da önemlisi eğer sen ders çalışmaya paragraf rutininle başlarsan Diyelim ki 15 soru çözüyorsun ya. Sonra fizik ve biyoloji çalışacaktın. Seni ders çalışmaya ısındıracaktır bu durum. Yani bunu bir antrenman olarak düşün. Nasıl ki futbolcular sahaya çıkar çıkmaz koşturmaya başlamıyorlar, maç başlamıyor. Önce bir çıkıyorlar, bir ısınıyorlar, işte şut çalışmaları yapıyorlar falan filan. Niye? Çünkü sakatlanma tehlikesi olur diğer türlü. İşte bütün derslerde ve sınavda sakatlanmamak için bu paragrafları antrenman olarak düşünün dostlar. Yani bugün fizik ve biyoloji çalışacaktın. 15 tane paragraf sorunu çöz, hem en başta bunu yap ve kurtul. İkincisi ders çalışmaya birazcık ısınmış ol. Paragraflar seni ısındıracaktır dostlarım. Böyle düşünün. Böyle düşünün ve bu rutini mutlaka gerçekleştir. Ne hocam bugün çok yorgunum çözemedim. Ya 3 tane çöz, 3 tane. 3 tane çöz. 2 tane çöz, 5 tane çöz ya ama rutinini aksatma. Her gün mutlaka paragrafını çöz. P vitaminini mutlaka al. Paragraf ve problem. Mutlaka. Ha bugün yorgunsundur. 5 tane çöz canım bugün. Yani illa kendine belirlediğin 30 soruyu çözeceksin diye bir kaide yok. Ha hocalar bazen abartıyor olayı. Zannediyorlar ki dünyada tek dersleri kendilerinin dersi. Hocam bizim hocamız günde 150 tane paragraf çözün diyor. Ben ne diyorum ki halt etmiş hocanız. Ya günde 150 tane paragraf sorusu çözülür mü Allah aşkına? Nerede yaşıyoruz biz? Ya başka dersi mi yok bu adamın? Yani işte matematikçi dedi ki günde 200 tane problem. Günde 200. Bunu duydu bu kulaklar. Bak 20 yıldır öğretmenim ben. Bunu bu kulaklar duydu. Yüzüne karşı da söyledi hocam sen ne yapıyorsun? Ya bu çocuğun Türkçe var, kimyası var, biyolojisi var. Bir tek senin dersin mi var? Ha kararında olmalı, kararında. Sen kendini biliyorsun. Zayıf mısın, orta mısın, orta şekerli misin yoksa iyi durumda mısın? Ki bununla ilgili günde kaç paragraf sorusu çözmeliyim diye bir video vardı. O videoyu izleyin mutlaka. Kendini biliyorsun. Kendine göre bir rutin oluştur ama rutinini ne no olarak satma? Ne no olarak satma? Ya bugün hiç çözesim yok be. Biraz yatsam mı? Hayır yatma. Dinleme o şeytanı. O sürekli fısıldayacak sana. Sene boyunca fısıldayacak. Ona eğer bir kere kulak kabartırsan o senden yüz bulacak. Bu sefer başka bahaneler sunacak sana. Sen şunu söyle kendine. Evet bugün çok yorgunum. Ya da bugün sevgilim beni terk etti. Ya da moralim çok bozuk falan filan. Anlıyorum hepsini. Ama arkadaş ben rutinimi aksatmayacağım. Ya bugün normalde 15 çözüyordum ama bugün 5 tane paragraf sorusu çözeceğim. Deyip rutinini mutlaka gerçekleştir. Gerçekleştirirsen bir gün sonra ne olur biliyor musun? İçindeki ses değişmeye başlar ve sana der ki Bilader bak 4 gündür çözüyorsun, bir haftadır çözüyorsun, 15 gündür çözüyorsun, bir aydır çözüyorsun. Aksatma şunu ya bugün de yap. Bugün de yap diye o içindeki ses, o vicdan, vicdan azabı, o iyi melek sana bunları fısıldayacaktır. Dolayısıyla bu rutini mutlaka oturtmanız lazım dostlar. Mutlaka. Çünkü sınavımız okuma odaklı bir sınav. Bak videonun girişinde söylemiştim. Türkçesi, matematiği, tarihi, coğrafyası, fizik, kimya, biyolojisi okuma odaklı. Ha bakmayın bazı öğretmenler sizi taktik çamuru içerisinde debelendiriyor. Diyecek de bir şey bulamıyorum. Hoşunuza gidiyor belli ki. Yani anlayabilmiş değilim. Okuma, okuduğunu anlama, anladığından çıkarımda bulunma gibi sınav tamamen merkezinde bu var sınavın. Dolayısıyla bizim bu paragraf rutinimiz sadece Türkçe netleri için değil, diğer dersler için de, diğer matematik, fizik, kimya, biyoloji için de sonuçta bir okuma antrenmanı da yapmış oluyorsun. Bu sayede ehaliyle diğer derslere de faydası olacaktır. Öğrenciler sıklıkla soruyor hocam. Paragraf mı çözelim, kitap mı okuyalım? Ben de diyorum ki ya bunları niye birbirinden ayırıyorsunuz? Yani birini yapacaksanız diğerini niye kapı dışı ediyorsunuz? Niye ikisi bir arada olmuyor? Niye ikisi bir arada olmasın? Yani kolunun altına bir kitap alsan ne olur? Bak kitap gelmedi. Bakalım kim gelecek? Hah. Beyaz Diş Jack London. Değil mi? ya şu kolunun altında dursun be kardeşim ya gün içinde kitap okuyacağın o kadar zaman dilimi var ki bırak şu instagramı facebooku ne bileyim twitterı vesairesini gün içinde 10 dakika 15 dakikalar 20 dakikalar vesaire o kadar çok zaman bulacaksın ki kitap okumaya e dolayısıyla hani kitap mı okumalıyım sorumu çözme ya ikisi de olsun ikisi de olsun çantanın içine şu kitabı koy kardeşim koy gün içinde mutlaka bulursun kitap okuyacak zaman yatmadan önce oku yatmadan önce yatağa yattın telefonla oynamak yerine ki telefonla oynamak yani o mavi ışık hem uykunu kaçırır hem de uyku kaliteni düşürür. Dolayısıyla yapmadan önce al kitabını şöyle oku 10 sayfa 15 sayfa. Hem çok güzel uyursun, rahat uyursun hem de okuma etkinliğini de gerçekleştirmiş olursun. Dolayısıyla bana öğrenciler soruyor işte hocam kitap mı okumak daha faydalı soru çözmek mi? Ben ne diyorum? Niye ayırıyorsun? Yani soru da çöz Kitapta oku. İkisi de şuradaki nöronlara antrenman yaptıracak etkinlerdir, etkinliklerdir dostlar. Ah bir konuşabilsem. Evet kıymetli dostlarım. Paragraf rutini. Bak bana bugün söz veriyorsunuz tamam mı? Bak yorumlara yazın bunu. Hocam söz veriyorum. Paragraf rutinimi bugünden itibaren başlatıyorum. Ya da hocam ben zaten başlamıştım. Bu videoyu izledikten sonra daha da gaza geldim. Ve devam ettireceğim sınava kadar şeklinde. Bugün bana bir söz verin istiyorum dostlar. Ve bu sayede şu okuma odaklı sınav dediğimiz TYT'yi alt üst edelim. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi yeni videolar gelecek dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.